Selamlar dostlar. Bir şeyleri düzeltmem şart çünkü ortalıkta yine bir bilgi kirliliği var. Geçtiğimiz günlerde özellikle Türk oyun medyasında Liam Hemsworth'un Geralt'ı diye bir görsel yayınlandı. Sonrasında bir iki tanesini Twitter'dan alıntılayıp doğrusunu yazınca görseli ve haberi kaldırdılar. Ama o zamana kadar gören görmüştü ve bu abimizin Liam Hemsworth'un Geralt'ı olduğunu düşünüyorlardı. Diziye hala bu kadar ilgi duyuluyor olması biraz garibime gitse de Liam'ın nasıl bir Geralt olacağını da merak ediyorum ufaktan. Bir göz gezdiririm hiç yoktan. Şimdi konuya aydınlık getireyim. Bu abimiz tabii ki Liam değil. Joel Adrian adında bir dublör. Sinemaya emek veren dublörlerden kendisi ve her ne kadar Henry Cavill ben dublör kullanmam dese de geçtiğimiz sezonlarda Witcher'da dublör olarak yer alıyordu. Ben de oradan hatırlıyorum zaten kendisini ve görseli görünce dublör olduğunu kanıksadım. Herkesten bunu bilmesini tabii ki beklemiyorum ama yüz binlerce takipçisi olan mavi tikli hesapların sazan avı gibi ortaya atlaması biraz da garip geliyor. İşin ucu dönüp bana giriyor. Abi Liam'ın Geralt'ını gördün mü diye 100 kişi sordu valla. Son noktayı koymak için de bu videoyu çekeyim dedim. Okyanusun bir ucunda Witcher kelebeği olursa benim adada fırtına esiyor valla. Geralt'ın üzerindeki kıyafetler de her sezon değişiyordu. Bu sezonda değişmiş, bir garip olmuş. Motor çetesine katılacak Geralt cosplay gibi mübarek. Sons of Anarchy çekimlerinden adam aşırıp buraya getirmişler ve sen Geralt olacaksın bundan sonra demişler. O da kıramamış oynamaya başlamış. Şaka bir yana dublör Polonya yapımı Hexer'ın başrolüne de benziyor ha. Hey gidi Hexer, ne diziydin be. Konu açılmışken birkaç detay daha vereyim sonra diyarı terk ederim. Geçenlerde Freya Allen da Liam'ı savunacak bir şeyler söyledi. Fanlar çok üzerine gidiyormuş adamın da üzülüyormuş Liam. Her şeyi bu kadar büyütmeye gerek yokmuş falan fistan. Buradan Freya'ya hassiktir oradan demek istiyorum. İlk işin ekmeğindesin tamam da koca kast ekibinde bir tek Henry Cavill önemsedi Witcher'ın hikayesine uygunluğunu. Muhtemelen de bir tek o hakimdi Witcher evrenine. Sana ne verirlerse oynamışsın, yok fanlar böyleydi, yok şu şöyleydi diyorsun. Bastı bacağı bak hele ya. Tarihin en kötü fantastik yapımlarından birinde başrol oynuyorsun ama haberin yok. Neyse çok da bir şey söylemek istemiyorum. Bahtın açık olur umarım ve tabii ki bir daha Witcher'a bulaşmazsın diye dilemekten başka bir şey düşmüyor bana. Evet dostlar, kısa bir haberimsi olsun istedim. Dünkü 8 saatlik yayından sonra patatesim çıkmıştı. Günü de boş geçmek istemedim. Sonraki videolarda Witcher'ın lore'una, bir sürü oyuna ve tüm sonlara devam ederiz. Şimdilik benden bu kadar. Videoları izleyip destek olan tüm dostlara teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.